Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii ki demokratik sistemlerin en önemli özelliklerinden biri de şeffaf ve hesap verebilir yöneticilerin olduğu kadar siyasi partilerin de olmasıdır. Çünkü siyasi partiler hiçbir şekilde ülke demokrasisinden ayrılamaz. Yani partilerin iç meselesi olarak belli konular yalnızca değerlendirilemez ve özellikle anayasaya bağlı tasarruflar, anayasaya bağlı icraatlar ya da ihmaller söz konusu olduğunda bunlar kamu yararına şeffaf ve hesap verebilir nitelikte olmak zorunda olan işlemler olarak demokratik hayatın vazgeçilmezleridir. Ben üç başlıkta sınırlı kalmaya çalışacağım. Bu genellikle de hukuk devleti, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerinden bu başlıkları gündeme getirme niyetindeyim. Birincisi elbette hepimizin değindiği son bakan değişikliği. Ve bunun bir iç mesele olması sadece bir genel sekreterin oradan yenmesi noktasında tartışılabilirken, anayasanın 106. maddesi gereğince burada genel kurul başlamadan önce sayısız aslında Cumhurbaşkanı tarafından buraya gönderilen tezkere, Başbakan tarafından ona gönderilen yazının okunduğu kamusal alanı meşgul eden bir değişikliğin ya da birden fazla değişikliğin bir partinin iç meselesi olarak değerlendirilmesi çok yanlış bir yerden bakıştır, kaçamak bir bahanedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla son bakan değişikliğinde hükümetin aslında kurulmaya çalışıldığı ilk andan itibaren siyasi kulisleri aşan gazetelere kadar neyin nasıl ne zaman olacağını bizlere yazılarıyla aslında gösteren, her ne kadar Sayın Başbakan tarafından çok ciddi bir dille reddedildiği, yalanlandığı bir süreçte yaşamış olsak, aynı günde değiştirilen, hem görevden alınan hem de yerleri değiştirilen bakanların var oluşu noktasında üzgünüm ama Sayın Başbakan yanıltıcı bir duruma düşmüştür. Şimdi bana göre şunu hukuken tespit etmek bu yaşananlardan ve sükunetten sonra yanlış olmayacaktır. Hükümet özellikle başbakanıyla mahcur durumdadır. Mahcur, kısıtlı demek ve bizim yasalarımızda da aslında bunun yeri var. Ve mahcurlar vasi talebinde bulunur. Kendi kendini yönetebilecek, kendi iradesini, kendi malını, mülkünü, belki bakanlar kurulunu, belki devletini yönetebilecek yetiye sahip olmaksızın bu durumda kısıtlı bir şekilde olduğunu ilan eder ve bir vasi talebinde bulunur. Ve Türk Hukuk Sözlüğü de vasiyi şöyle tanımlar. Küçük, reşit olmamış ve kısıtlı bir kişinin haklarını koruyarak, koruyacağını iddia ederek onun yerine karar alan, işlem yapan kişidir. Dolayısıyla mahcur olan, aslında toplum nezdinde mahcup olan ama hukuk teriminde mahcur duruma düşürülmüş bir aslında başbakan ve bakanlar kuruluyla karşı karşıyayız. Peki neden bu talepte bulunuldu? Bu bugün mü oldu? Çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Ama biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi, UBP'nin kurultayı, Faiz Bey'in azınlık hükümeti dönemindeki bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı'ndan önce elçiliğe sunumu. Bu özel bir anlaşma gerektiren veyahut özel bir ilişkinin kurulduğu ve bunun tanımını ben vasi ve mahcur ilişkisi olarak tanımlamaktan geri durmadığım bir ilişkinin kurulduğu ve yeni bir egemenlik tabiat aslında tarifi yapıldığı bir durumdayız. Ve maalesef bu hükümet kendi kendini idare etme yetisini vasisine teslim etmiştir. Neden bu ihtiyacı vardır? Çünkü kendi planı ve kendi programı yok.
kendi ayakları üzerinde durabilecek bir siyasi ve ekonomik yapıyı yaratabilecek ne iradesi ne de vizyonu vardır. Dolayısıyla beklentisi şudur. Birincisi koruma. Bir koruma bekler. Neyin korumasını bekler? Vasi onu toplumuna karşı korusun. Çünkü eğer onu bir şekilde arkasına almazsa gerçek ortaya çıkacak. Bu yönetimi başaramayacağı, kendi kendini yönetebilecek duruma gelemeyeceği ortaya çıkacak. Ve farkında değil ki bu durum aslında bedel toplum tarafından ödenecek. Teslimiyet, edilgenlik ve biat aslında bugünden önce olduğu gibi daha kükrer şekilde toplumun gündemine gelecek. İkincisi kollamayı bekliyor aslında Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu. Buna karşı çıkan bir bakan görmedim, bir parti de görmedim hükümet koltuklarında. Dolayısıyla buna sessiz kalmak, bunu kabul etmekle eşdeğer olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Ve bu kollamanın aslında temel işi iltimastır. Ve hak talebi ya da mücadeleden vazgeçip, yani Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetebilecek durumdan, bu durumu oluşturmaktan vazgeçip bir şekilde kayrılmayı, ne için kayrılmayı? Koltukların devamı için kayrılmayı bekleyen bir durum yaratıyor. Yani nepotizm beklentisi aslında. Ve sonda bir şeylerin sağlanması ve bir tedarik beklentisidir. Nedir biraz önce benden önceki konuşmacılarında söylediği gibi egemenliği karşısında, idare edebilirliği karşısında bir mali imkan yaratılması. Ve bu mali imkan yaratılmasına karşı elindeki tüm imkanları bir şekilde iade ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ne toplum nezdinde ne de bu meclis altında kabul edilebilir bir durum olmadığını benden önceki konuşmacılar da söyledi. Dolayısıyla ne bunu talep eden, ne bunu davet eden, ne de iradesini iade eden bir aslında yapıyla devam etmek istemiyoruz. İpotek verilen bir siyasi irade vardır. Nedeni açıklanmayan bir bakanlar kurulu değişimi vardır. Ve dediğim gibi genel sekreterin oradan edilmesi partinin iç meselesi olabilir. Ama bakanların görev değişikliği, bakanların görevden alınması bir kamusal meseledir. Ve bu müdahalenin nedeni açık ve seçik bir şekilde önce bizlerle ve birlikte toplumla paylaşılmak zorundadır. Dolayısıyla bu mahcur ve vasi ilişkisi derhal ve derhal açıklanmak durumundadır. Bu birinci şeffaflığını ve hesabının verilmesini istediğimiz meseledir. İkinci başlığım unutulmamalıdır bence ve gündemden düşürülmemelidir. Sayın Özgür Gün'ün geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklama bence çok önemlidir. Ve gözden kaçınılmaması da gerekmektedir. Biraz önce söylediğim gibi hesap vermek zorunda olan sadece kamudaki memurlar ya da kamu yöneticileri değildir. Siyasi parti yöneticileri de ki başbakan da siyasi partilerdir, bir siyasi parti yöneticisidir ve buna bağlıdır. Dolayısıyla onlar da şeffaf ve hesap vermek zorundadır. Ne diyor Sayın Özgür Gün geçen hafta Halk TV Seyhan Avşar'a verilen mülakatta? Soruyor kendine gazeteci. Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi diye soruyor. Cevap: Kıbrıs'ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır diyor. Hesabındaki para parti seçim parasıydı diye açık seçik bir cevap veriyor. Ve devam ediyor. Sayın Falyalı'yla ilişkiniz nasıldı diyor. Çok yakın ilişkimiz vardı. Bütün izinleri biz verdik. Ama benden sonraki başbakanlar ve yöneticiler daha sıkı fıkı ilişki sahibiydi diyor. Sayın Özgür Gün'ün bahsetmekte olduğu parayı tekrarlayın. 2015 ve 2017 yılları arasında
kendinin sözüdür. Partiye bağış olarak kendi hesabında tutmakta olduğu para 2.773.800 TL artı 242.000 Euro artı 325.800 Sterlin artı 258.525 dolar partinin seçim parasıydı diyor. Bugünkü kurla 16 milyon lira partinin seçim parası olduğu iddia edilen para kişisel hesapta duruyor. Bunun hesabını ya da şeffaflığını ortaya koyacak bir parti yöneticisi var mı Ulusal Birlik Partisi'nde? Bu şeffaflık ve hesap verebilirlik adına çok önemli diye bir sorudur. Çünkü 2018 yılında da yine siyasi partiler yasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle UBP'ye 100.000 TL ceza veriliyor. Başlık 4.000.000 TL kayıp. Sayın Tatar, Sayın Özgürgün'e soruyor yine bu soruyu. 2019'a geliyoruz. 2019'da UBP'de başkan değişikliğinin ardından yürütülen mali soruşturma kapsamında 1.8 milyon TL kayıtsız harcama yapıldığı tespit ediliyor. Yani her dönem için aslında her dönem için geldiği yerin belli olmadığı, çıktığı sebebin de belli olmadığı ve anayasanın aslında siyasi partiler yasası altında anayasa mahkemesinin denetiminden kaçırılmakla bir şekilde kaçırılması denenen bir yöntemle bu paralar bağış altında alınıyor ki yine siyasi partiler yasası bize bu bağışın belli bir sınırla aslında yani asgari ücretin o yıl için 30 katıyla sınırlandırılması konusunda bir amir hüküm veriyor. Ama burada 16 milyon lira var. 2 yıllık hesap için bu kalan. Dolayısıyla bu bir parti içi mesele değildir. Bu hem Anayasa Mahkemesi'nin huzuruna getirilmek zorunda olan bir meseledir. Hem de bu parayı bağışlayan kimselerle kurulan ilişkinin nedeninin de açıklanmak zorunda olduğu bir meseledir. Bununla ilgili de atlamadan söyleyeyim. Çünkü Sayın Özgürgün bu aslında bağışların Sayın Falyalı tarafından da yapılabildiği konusunda bir imaj çiziyor. Bu konuda da örneğin 1 Haziran 2021'de Sayın Akıncı söylüyor bunu bir mülakatta. Halil Falyalı sürekli olarak UBP yönetiminin en üst kademeleriyle birlikte anılan bir isim olmuştur diyor. Her düzeydeki seçimlerde de UBP'yi tüm maddi imkanlarıyla desteklediği herkesçe bilindiğini söylüyor. Yine devamında Sayın Fikri Sağlar bu meseleler tartışılmaya başlandığı zamanlarda Susurluk Komitesi Başkanlığı olduğunu hatırlatayım. Yine diyor ki Halil Falyalı suikastinin Türkiye'ye uzanan kötü kokular yayıldığını, Falyalı'nın aynı zamanda UBP'nin finansörü olarak da bilindiğini söylüyor. Dolayısıyla çok ciddi aslında iddialar ve Sayın Özgürgün'ün 43 dava altında toplanan savcılık tarafından kendine 43 davadan itham getirdiği cetnamelerle birlikte mahkeme huzurunda olan bir aslında izahat, siyaseten de bir izahat gerektirdiği noktada olduğumuzu iddia ediyorum. Dolayısıyla eğer parti paraları Özgür Gün'ün ifadesidir. Parti paraları kişisel hesapta barındırılmak zorunda hissediliyorsa bu işte üzgünüm ama bir soru işareti doğuyor. Bununla ilgili Sayın Başbakan ya da bundan önceki yöneticileri buradadır. Bununla alakalı bir izahat vermek zorunda olduğunu düşünüyorum toplum nezdinde. Ve üçüncü ve son konum sürem. Tabii. Buyurun sen. Buyurun sen. Şimdi bu paranın parti parası olduğu meselesi aslında muhtemelen bir kılıftır. Çünkü şu hatırlatmayı yapmak isterim size. Dediğiniz ya parti yöneticileri bu konuya izahat getirmelidir. Aslında getirdiler. Sayın Özgür Gün'den sonra parti başkanı olan Sayın Ersin Tatar parti başkanı iken bir açıklama yaptı. 2018'de 22 Kasım 2018'de ve şunu dedi.
partimizin hesaplarında 4 milyon TL'den fazla açık bulunduğu ve partimizin yüksek mahkeme tarafından bu konuyla ilgili olarak 100 bin TL para cezasına çarptırıldığı yönünde yer alan haberler tamamıyla asılsızdır. Bu yönde resmi bir açıklaması var parti başkanı olarak. Dolayısıyla bunun bir parti parası olduğu noktasındaki iddia çok büyük bir ihtimalle başka alınan paraları gizlemek için bir kılıftır. Dolayısıyla resmi olarak bunu kamuoyuna madem ki izah ettiler, bunu da bir yere not etmekte yarar vardır ki bütünlüklü görülebilsin resim. Sadece bu katkıyı yapmak istedim. Teşekkür ederim. Zaten 2015 ile 2019 arasında kaybolan ya da partinin parası olduğu iddia edilen rakamları yine getirmeye çalıştım. Bunların tümü basına yansıyan ve kamusal alanda tartışılan meselelerdir. Elbette en doğrusunu soruyu soruyoruz ki en doğrusu varsa bir şekilde buraya getirilsin. Ve son başlığım da yine toparlayın Sayın son Yalı. Son cümlelerini söylüyorum. Yine Sayıştay, Ombudsman ve mahkeme karar ve raporlarına yansıyan ve Sayın Sunat Atun'un 9 Aralık 2021 tarihinde Kıptek'ten sorumlu bakan olarak yine söylediği son 2 yılda aslında dokunulmayan fiyatlar neticesinde 2019 yılında 125 milyon, 2020 yılında 60 milyon, 2021 yılında 316 milyon ve bugün itibariyle 1 milyar 300 milyona yakın zarar ettirilen Kıptek'in bakanları, müdürleri, yönetim kurulları ile alakalı Sayıştay Ombudsman öncelikle Ekim 2021 tarihinde bu sorumluluktan kaçınılmaması gerektiğini söyleyen bir rapor yayınladı. Yüksek Mahkememiz 10-2021 sayılı ara emri duruşmasında gene genel müdür yardımcısının oraya gelmesiyle akaryakıtın ihalesiz alındığını ve kirli yakıt alındığından Kıptek'in zarar gördüğüne dair tespit yaptı. Ve Sayıştay da son ortaya koyduğu 73 sayfalık raporda bu konuda idarecilerin hesap vermesi gerektiğini açıkça vurguladı. Dolayısıyla bu konuda da ceza yasamızın 105A ihmal noktasında yöneticiler hesap vermek, hatta cezai noktada sorumlu kılınmakla aslında karşı karşıyadırlar. Bu konuda idarenin de eminim yapmak zorunda oldukları vardır. Bu konuda da hangi yol haritasını ortaya koyduklarını sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Son olarak da elbette bugün sağlık çalışanları olağanüstü bir emek koydu son yıllarda bizler için, tüm dünyada olduğu gibi. Onların hem koşullarının hem de aldıkları emeği, verdikleri emeğin karşılığını alabilecekleri bir ortam yaratılması ümidiyle onlara saygılarımla teşekkür ederim.